kemiklerimizi gerekiyor. Vermedim. Vermeyince de ortalama kadar karıştı. Yakışmazdı mı kaldı da bu saçı doğru? Haftaya bir de oynasın ha. Haftaya bir de oynasın abi. Ya haftaya bir daha tekrar bir de oynasın ha. Ben de hakem yerim. Hala olmaz. Aç! Aç! Geri çekiyorum. Aç! Aç! Kat verilmesi gereken yerine olmadı abi. Maçı tekrar et. Aç! Aç! Peki. Aç! Abi ya bu maç tekrarlanacak. Atacak. Atacak. Ben seninle örneğin sizi kapatacak. Aç! Tamam çıkın çıkın sağına çıkın. Çıkın çıkın. Bak çıkın. Bak çıkın. Çıkın buradan topla da var değil. Sen sen de çık avcı. Kim ya? Kim ya? Ya Ya neyi götürüyor ne götürmekle ne oluyor? Sen adam vuracaksın. Ya, ya, gerek yok abi yapmayın ya. Yapmayın. Sen yöneticisin delikanlısın sen hakim. Sen her şeyi savunuyorsun. Sen çıkacaksın konuşmayı biliyorsun. Şükrü. Konuşmayı biliyorsun. Şükrü. Delikanlıysan hakime diyecek ki kırmızı kartı ver. Sakin olun, komisyon karar verecek. Bekle tekrar oynayacak. Korkmaya gerek yok. Tamam mı?
şey kırmızı kartı çıkardı sonra geri koydu. Konuşuyorsun lan. Kırmızı kartı çıkarmadım abi ben. Yani sarı kartı çıkartacaktım. Bu elime cila attım. Ben sarı burada sanıyorum. Sonra buradan sarıyı çıkardım. Yani. Niyetin orada sarı kart göstermek. Sarı kart göstermekti. Adam zaten bana doğru koştu. Duramadı. Bana vurduğunu söyledi. Özür diledi. Vurduğunu söyledi. Zaten babam yaşında adam. Ben de onun iyi niyetine güvendim. Vermedim kırmızı kartı. Yani hangisi ya. Şey onu diyen kim? Aksan 10 numarası. Aksan 10 numarası. Yani herhangi bir kasıt yeri. O şeyden sonra geldi bana. Yanlı mı? Dedi, hocam dedi, bir şey bakma dedi. Ben dedi bir sinirle dedi. Geldim sana koştum dedi. Sarıyı göstereceksin dedi. Yani duramadan vurdum dedi. Burada golü iptal ettim dedi sana. Ya adamın hareket şuydu abi. Zaten adamın gidişi belliydi yani. Gidişini gördüm adam ben. Adam geldi bana. Şöyle. Şu şekilde. O şekilde gitti yani. Şu şekilde duramadı. Kayınca. Yani duramadığından ziyade tepkisi biraz fazla yoğundu ama orada istifyat var. Sence peki yani. Kırmızı kart o maçta yani kırmızı kart vermen gerekiyor muydu, gerekmiyor muydu? Kırmızı kart vermem gerekmiyordu bana göre. Ben zaten sarıyı verecektim. Burada ararken sarıyı buradaydı. İki kartım benim aslında normalde şurada durdu, tamam mı? Sarı kartı ben buraya koymuşum. Efendim? Normalde burada dururdu. Ben baştan efendim? Buna elimi attım, doğrudur. Ondan yok. Sonra baktım sarı olmadığını gördüm. Yok, yok, peki öbür ya. Maçta ne var hocam? Evet. Bunlar itiraz ediyor yeşilli. Burada ne var? Hocam, ikinci yarı az oynandı. Elimden geldiği kadar. İkinci yarı az oynandı diye itiraz hocam etti. Hocam ikinci yarıyı uzatmasını da söyledim. Dedim en sonunda pozisyonu bitireceğim. Pozisyonu kullanacaksın dedim. Bitireceğim dedim zaten. Hani ilk yarı sakatlık oldu, bilmem ne oldu diye. İkinci yarı erken başlattım. Pozisyonlarına yani, çok itiraz ediyorum. Ben sadece görüyorum. Var diye diye. Abi futbolcuların sadece futbolcular değil ki dışarıdakiler de art niyetli. Yani bu hakeme biz gittik, beraber aldık geldik. Oradan buraya kadar kimse bu hakemi ilk defa geliyor maça. Yani kim bu hakemi ayarlayacak da benim maç benim. Maç onların hakkıydı. Yani ben 15 dakika dedim maçı. Öbür taraf hakkıydı maçı. Abi tamam yani kimse bir şey demiyor. Güzel takım oynayanlardı yani. Yani kimse bir şey demiyor zaten. Yani bugün buradaki maçı var ya. Öbür kalenin yenmesi hakkıydı abi. Bağgözü diyorsun yani. Sarıları değil de beyazları. Sarıların alması lazımdı. Sarıların alması lazım abi. Ya yok maç ortadaydı abi. Hakimin kararı değişiyor, hakimin ki değişmez abi. Bu profesyonel ligde de öyledir abi. Ne olur ya. Olur ya. Bak şimdi olay böyle. Hakem hatam yapmaz diye bir şey yok. Şimdi maç ortadaydı. Tamam mı? 1-1 oldu biz. Golü iptal ettik. Mesut Bagoz orada. Pozisyonu yakaladı. İkinci yapsaydı iş bitiyordu. Atamadılar abi. Ya abi golü de yana bakıp iptal edildi. Tek sıkıntı şuydu golde. Düdüğün çalınmamasıydı. Yani abi, korner var. Korner olduğu yerde onlar çalmadan korneri kullanıyor. Onlar korneri acele kullanmak istediler. Ben kararımı vermeden korner attılar. Zaten o da iptal etti. Yani bu kadar da ama seyircinin etkisi var abi yani. Çok var. Ya seyirci boğazını kapatamazsın. Seyirci abi yani. Seyirciyi duymayacaksın abi yani. Yani ben ilk maçta Nuran maçında gözlemci olarak söyleyeyim çok güzel bir maç oldu. Yani çok güzel bir maç yönetildi. Geliyor oradan Nuran geliyor itiraz ediyor maçın iptalinde. Öyle bir şey var mı ya? Bilmiyorum yani. Komik ya. Süper top oynamakla bitmiyor yani hiç sadece top oynamakla yani. Kazanılmıyor. Eğer top oynamakla kazanılsaydı herhalde ben de kazanırdım İkinci abi. İkinci maçta bir sarı kart çıkarmadı. Adamlara bir şey beğendiremedim. Dedim ki hani devre arasında bir maç ben yokmuşum gibi dedim oynamaya çalışın dedim. Tellerle dedim dikkat edin. Ya o maç başlar başlamaz. Çalmayın hocam dedim. Hem çalmayın. Niye etme abi eşim ya? Sonra sen ona çalmadın buna çaldın. Kullanmaz. Ya bak kullanmaz. Adam geldi orada. Hoca görmedi adam. Yani top yok ya. Ya resmen burada yanmadı. Hocam her şey yetişemiyoruz. Yersoy Der Başkanı olarak 8.'si düzenlediğimiz Dostluk İçin Spor sloganı çerçevesinde düzenlediğimiz turnuvanın dostluk havasında bitirdiğimiz için ilk 4 takıma kalan takımları buradan kutluyorum. Dostluk İçin Spor çerçevesinde bir araya geldik. O şana yaraşır bir turnuva düzenledik. Bu turnuvada emeği geçen ve özellikle organizasyon komitesine buradan şükranlarımı dile getirmek istiyorum. Bizim ilk 4 takıma kalan finale kalan takımları inşallah Gerger'de 2 ay sonra götürmeyi planlıyoruz. Bu salı günü komisyon toplanacak. Bununla ilgili net bir açıklamayı ondan sonra yapmayı daha doğrusu uygun görüyoruz. Buradan da hakemlerimize tabii ki 6 yıldır turnuva düzenlenmiyordu. Bu çerçevede biz gelir gelmez bu turnuvanın düzenlenmesi noktasına bir irade ortaya koyduk.
Bunun da çok kısmi ve ciddi şekilde başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Tabii maçtır, bazı tatsızlıklar, olumsuzlar yaşandı. Ama bu gergerimize ait olan sorunlar değildi. Özellikle komisyonun hakemlerle ilgili ve hakemlerin tercihi noktasında sıkıntılar yaşadık. Ama burada halkımızın özverili duruşu sağ salim bir turnuvayı bitirme noktasına getirdi. Buradan bizi izleyen halkımıza ve gergerlere selam olsun diyorum, saygılar sunuyorum. Bugüne kadar yapılan kardeşlik maçlarımızı bugüne kadar getirdik. İyi ve kötü sonuçlar olabilir. Bazen hani yenilen de, yenen de hepsi aynı gergeridir. Aynı bir çatı altındadır. Hepsi için bir kardeşlik maçıdır. Burada sonuçta dostluk kazansın, sporumuz kazansın, insanlarımız kazansın, insanlık kazansın, gergerimiz kazansın. Burada amacımız budur. Ama tabii ki son takımların sonlarına doğru geldikçe havaların çok gergin olduğu bir ortama geldik. Bunun içerisinde bizim hakemlerimizin daha kaliteli ve daha iyi yönetebilecek bir hakemlerimizin burada olmasını tercih ederiz. Bütün geri kalan takımlarımıza da başarılar dilerim. Biz Sarayıcıklı olarak, Sarayıcık Derneği olarak, Sarayıcık takımımız olarak bütün takımlara başarılar dileriz. Aslında burada kaybeden ve kazanan yok. Tüm katılan takımlarımıza başarılar diliyoruz. Onlara da teşekkür ediyoruz yönetim olarak. Burada çok kaybeden kazanan yok. Bunun ucunda dostluk var. Önemli olan buna katılmaktı. Katılma yüreğini gösteren tüm takımlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu hayırlara vesile olmasını diliyorum.